Projelendirme. Dağıtım şirketinden alınan çağrı mektubundan sonra proje tasarımı gerçekleştirilerek ilgili TEDAŞ koordinatörlüğüne onaylatılır. Panel üretimi. Projede kullanılacak olan 50 adet 310 watt pik gücündeki monopört güneş paneli, CV Enerji'nin son teknolojiye sahip güneş paneli üretim tesisinde üretilir. Üretilen güneş panelleri kalite kontrol testlerinden geçirilerek özenle kutulanır ve sevkiyata hazır hale getirilir. Sevkiyat. Üretimi gerçekleştirilen güneş panelleri ve gerekli tüm malzemeler forklift yardımıyla özenle sevkiyat aracına yüklenir. Sevkiyat bölgesine ulaşan güneş panelleri yine forklift yardımıyla araçtan indirilir. İş güvenliği. Proje montaj işlemlerine başlanmadan önce alınan eğitimler doğrultusunda iş güvenliği önlemleri alınır. Tüm işçiler standartlara uygun paraşüt tipi emniyet kemeri, koruyucu iş ayakkabısı, iş elbisesi, fosforlu yelek ve baretten oluşan kişisel koruyucu donanımlarını giydikten sonra tüm bağlantı noktaları kontrol edilir. Kurulumu gerçekleştirilen ve emniyete alınmış yapı iskelesinden çatıya çıkılır. Profesyonel bir ekip tarafından standartlara uygun bir şekilde çekilen yaşam hattına bağlanarak güvenli bir şekilde çalışma alanına ulaşılır. Proje inceleme. Montajda en çok dikkat edilmesi gereken konu projeye uygun olarak montaj işleminin uygulanmasıdır. Bu nedenle projenin montajına başlanmadan önce proje incelenir. Altyapı montajı. Altyapı montajı yapılırken çatı kancası, panel tutucu, kenar tutucu, yatay ve dikey profiller, tork anahtarı, cırcır lokma anahtarı gibi malzemelere ihtiyaç duyulur. Altyapı montajına başlanmadan önce panelleri taşıyacak konstrüksiyon sisteminin ayak yerlerinin montajlanacağı bölgeler ölçüm yapılarak işaretlenir. Konstrüksiyon ayaklarının montajının yapılacağı bölgedeki kiremit zarar görmeyecek şekilde dikkatlice kaldırılır. Konstrüksiyon ayakları, diğer adıyla çatı kancasının montajı 3 adet vida ile yapılır. Vidalama işleminden sonra delinen bölgeden su sızıntısı olmaması için izolasyon sağlayan silikon madde sürülerek kiremit özenle tekrar yerine yerleştirilir. Kanca montajından sonra rayların montajına geçilir. Öncelikle raylar iş güvenliğine uygun bir şekilde çatıya alınır. İlk olarak dikey profil montajı yapılır. Civatalar rayların içerisine geçirilerek çatı kancasında bulunan boşluğa yerleştirilir. Daha sonra somunla sıkıştırılır. Bu işlem diğer bütün raylara uygulanır. Montajı yapılan rayların kontrolü yapılır. Dikey profil montajından sonra yatay profil montajına geçilir. Profiller birleştirme aparatları yardımıyla birbirlerine eklenir. Vida yardımıyla sabitlenir. Ardından alt profile bağlantı elemanı yerleştirilir. Daha sonra profil tutucularla bağlantısı yapılır. Kayma olup olmadığı kontrol edildikten sonra cırcır anahtarıyla sıkıştırılır. Bu işlem bütün raylara uygulanır. Altyapı montajı tamamlandıktan sonra su sızdırmazlık testi ve çatı temizliği yapılır. DC kablolama. Konstrüksiyon sistemi montajından sonra DC kablolamaya geçilir. İlk olarak DC kabloların geçeceği tavaların montajı yapılır. Kablolara zarar vermemek için tavaların köşe kenarları kesilip düzeltilir. DC kablo tavaları invertör girişine kadar götürülür. Tavadan geçirilen kablolara invertörle bağlantısı yapılacağı esnada karışıklık olmaması için etiketlendirme işlemi yapılır.
DC kablolar tavanın geçeceği bölüme kadar güneş ışığına dayanıklı spiral boruyla taşınır. Kablolar spiral borulara geçirildikten sonra spiral borular alt konstrüksiyona sabitlenir. Kabloların tamamı spiral borulara geçirilip sabitlendikten sonra DC kablolama işlemi tamamlanmış olur. DC kablolama işleminden sonra konnektörlerin bağlanması işlemine geçilir. Öncelikle kabloların ucu 1 cm olacak şekilde açılır. Daha sonra kablonun ucu konnektör pinine geçirilir, sıkma pensesiyle sıkılır. Kablo konnektöre geçirilip konnektör sıkma aparatı bir diğer adı rakorla sıkılarak kontrolleri yapılır. Topraklama. Topraklama elemanı olan bağlantı kroşesinin alt plakası konstrüksiyona yerleştirilip üzerine alüminyum iletken ve onun üzerine de bağlantı kroşesinin üst plakası yerleştirildikten sonra vida yardımıyla konstrüksiyona sabitlenir. Daha sonra aynı iletken yardımıyla diğer bütün altyapı sistemi aynı işlemle birbirine bağlanır. Projede kullanılacak olan güneş panelleri forklift yardımıyla özenle çatıya taşınır. İki kişi yardımıyla paneller kutusundan çıkarılarak uygun bir şekilde konstrüksiyon sistemin üzerine yerleştirilir. Panel yerleşiminin ardından sabitleme işlemine geçilir. En uç kısımda kalan panelin kenar kısımları kenar tutucularla sabitlendikten sonra diğer paneller yerleştirilir. İki panel arasında 2 cm'lik boşluk rüzgarlı ve fırtınalı havalarda hava akışını sağlayabilmek için bırakılır. Panellerde mikro ve hücre çatlakları oluşmaması için panellerin üzerine baskı yapılmaktan kaçınılır. DC kablolarla panellerde bulunan junction box'tan gelen kablolar birbirlerine konnektörlerinden bağlanır. Pano montajı. Projeye uygun olarak imalatı yapılan ve hazır halde getirilen pano, meskende bulunan mevcut panoyla değiştirilir. İnvertör montajı. Projeye uygun güçte hazırlanan invertör, forklift yardımıyla özenle taşınarak meskenin projede belirlenen yerine monte edilir. İnvertör montajından sonra DC kablolarının invertörle bağlantısının yapılacağı uçlarına konnektörler bağlanır. DC kablo konnektörlerinin invertöre bağlantısı yapılmadan önce akım, gerilim ve kısa devre testleri yapılır. Testler projede gösterilen değerlerle uygunluğu kontrol edildikten sonra invertörle bağlantısı yapılır. Sistem dikkatli bir şekilde devreye alınır. Ön kabul. İnvertör ve pano montajından sonra 9.55 kW'lık çatı projesinin montaj işlemleri tamamlanmış olur. Proje kabule hazırdır. İlk olarak ön kabul yapılır. Ön kabul işleminde bölgenin elektrik dağıtım şirketinden gelen bir mühendis tarafından tesisin projeye uygun olarak yapıldığı incelenerek geçici kabule hazırdır tutanağı imzalanır. Geçici kabul. Geçici kabule hazırdır tutanağı alındıktan sonra TEDAŞ'a yapılan başvuru sonucunda TEDAŞ tarafından kabul heyeti oluşturulur.
Bu heyet, kabul başkanı olarak belirlenen TEDAŞ çalışanı bir mühendis, bölge elektrik dağıtım şirketinden bir mühendis, yüklenici firma adına bir mühendis ve tesis sahibi adına bir vekilden oluşur. Kabul kurul heyeti, tesisi inceleyerek meskene yapılan tesisin projeyle uygunluğunu kontrol eder. Heyet, tesiste herhangi bir problem yoksa, ilçe kaymakamlığına verilmek üzere hazırlanan uygundur yazısını ve geçici kabul tutanağını imzalar. Tutanaklar imzalandıktan sonra tesis üretim yapmaya başlar.